Efendim günaydın herkese, günaydınlar diliyoruz. Günaydın Spor'da sizlerle birlikteyiz. Yeni sezonun Günaydın Spor anlamında ilk programı. Bu programın sahibi, bu programın patronu şu anda tatilde. Bu programın sahibi evlendi, Duygu Hocam'la evlendi. O da bir spor adamı, kendisi masa tenisi antrenörümüz. Duygu Altuntaş diyoruz artık. Duygu Altuntaş da evlendi. Şu anda balayındalar, tatildeler. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah diyoruz. Gelecek hafta sonu tekrar gelecek. Ama ilk programımızın güzel bir konuğu var. Dost, arkadaş, antrenör, baba, mimar. Aradığımız her şey olan bir isim. Cevat Karagöl Hocam. Şampiyon olimpiyatlara katılmış. Dünya şampiyonlarına katılmış. Avrupa şampiyonlarına katılmış bir sporcu. Kendisini dün aradım. Hocam dedim böyle böyle bir durum var. Ne demek? Hay hay dedi ve bugün geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz. Sizi gördük daha da iyi olduk. Sağ ol. Sohbetimizi artık dediğim gibi az önce söyledik. Ben birazcık daha farklı bakmak istiyorum olaya. Tamam zaten sporcu kişiliğinizi biliyorum. Şu küçüklükten çocukluktan beri biliyorum. Öncelikle Cevat Karagöl'ü anlat desem adama gülerler. Ama yine de ilk program olduğu için Cevat Karagöl hem az önce söyledim neler yapıyor, gerçek mesleği nedir? Böyle bir başlayalım istiyorum. Cevat Karagöl 1969 doğumlu, Ordu doğumlu bir insan. Ortaokul, lise bu iş yerde geçti. Daha sonrasında tabii çocukken de sporun içinde hep engelimizle birlikte var olduk. Üniversiteyle birlikte engelli sporlarıyla da tanışmış. Üniversiteye mimarlık alanında mezun olduktan sonra Ordu'ya gelmiş. İşte engelli sporlarında bazı faaliyetleri başlatmış bir insan. Aynı zamanda millilik de bize nasip oldu. Milli takım nezdinde de dünyada Allah'a şükür ülkemizi temsil etme fırsatı bulduk. Ve bazı güzel dereceler elde ettik. İki çocuk babasıyım, evliyim. Cevat Karagöl böyle. Ne güzel. Şimdi tabii ki geriye döneceğiz. Senin futbol kaleciliğini de bilirim ben. Ailecek sporcu Cevat Hocam'ın kardeşi Muratan Karagöl şu anda Fatsa Belediyespor'da teknik sorumlu. Benim takım arkadaşım. Ta o zamanlardan bilirim hocam topunu alırdı. Stadyumun önündeki o toprak sahada kaleye geçer. Maçlar oynar. Turnuvalarda kalecilik yapar. İyi de kalecidir ha. Bunları konuşacağız. Orada basketbol, bedensel engeller basketbol ilk kurulduğu zaman nasıl kuruldu? Temelde payı var. Bunları hepsini konuşacağız ama yeni şu anki, yeni dediğimiz şu an sürdürdüğü iş atıcılık. Evet. Ve kendisi gibi de çok başarılı sporcular yetiştirmek için de mücadele ediyor. Yeni stadyumun altında demeyeceğiz artık. Yeni stadyumda güzel bir yer yapılmış ki herhalde mimarlığın verdiği ayrıcalık mı diyelim nedir? O salon biraz daha farklı olmuş. Önce onu konuşalım hocam. Yeni bir salona geçtiniz. Aşağıda sıkıntılı bir yer vardı ama orada da çok emek vardı, mücadele vardı. Yeni salon, yeni bakımdan, atıcılık, çocukların, gençlerin bakışları nasıl? Daha sonra zaten Avrupa dünyaya geçeceğiz. Olaya şöyle bakmamız lazım. Ordu'da atıcılık anlamında istediğimiz yerleşik bir düzen yoktu saha anlamında. Biz 2016 yılında özellikle burada Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç'in çok büyük bir emeği ve desteği var. Hatta bana da dediğim gibi o zamanlarda söyledim çok büyük sürpriz oldu. Bir anda havuzun altında altı yollu bir poligon yaptık ama poligonumuz çok güzel oldu. Neden güzel oldu? Bir kere olimpiyat şartlarında antrenman yapabilecek ortamı orada küçük de olsa minyatürize sağladık. Evet. Orada güzel sporcular da atıcılığa başladı. Daha sonrasında spor yaptığımız etkinlikler, çalışmalar sayesinde orada da atıcılık ilerlemeye başlayınca alan bize dar geldi. Alan dar gelince tabii bunu da yine müdürümüzün de bu farkındaydı. Biz istişarelerimizi bu şekilde yapıyorduk. Yine bize sürpriz yaptılar. İşte yeni stadyumun altında dediler bunu buraya geçirelim, daha büyük bir alana geçirelim dediler. Biz de şu anki oluşumu orada, ben de Gençlik Spor'un aynı zamanda mimarıyım. Oradaki oluşumu dizayn ederek daha güzel ve daha görseli de güzel bir alana geçtik. Yaklaşık sayımız ne oldu hocam sporcu anlamında? Şimdi çünkü ben bir kere antrenmana geldiğimde çok hoşuma gitti. Yani çocuklar orada, kız, erkek, aileler de geliyor. Çok gayet güzeldi. Yani il ve ilçeleri katarsak 150-200 aralığında bir sporcumuz var. Ancak pandemi döneminde
bazı sporcuları kaybettik. Üniversiteye gittiler, pandemi dolayında gelemedi oldu. Şimdi yeni bir oluşuma tekrar giriyoruz. Yeni stadyumundaki yerimizle birlikte. Bu sene itibariyle tekrar okullarımızda taramaya başlayacağız. Ve oradan yeni nesil, ortaokuldan itibaren yeni sporcularımızla var olanları ekleyerek daha da büyüyeceğiz. Yani İnşallah. Hedef o. Çocuklara da gençlere de söyleyelim. Hakikaten evet spor yapmak, sporculuk önemli. Şimdi günümüzde herkes futbolcu olmak istiyor, basketbolcu, voleybolcu olmak istiyor ama çok deneyimli, çok başarılı bir spor adamı var. Ben iki tane oğlum var, ikisine de sürekli söylüyorum. Gelin diyorum. Çünkü hocam orada gördüm, çalışma disiplinini gördüm, yaklaşımını gördüm. İkisine de söylüyorum. Birazcık derslerde şey var. İnşallah en azından birini bile ikna etsem hocama emanet edeceğim. Ailelere de sesleniyorum. Gözünüz kapalı derler yani. Gelin hocama emanet edin. Bakın göreceksiniz. Çok önemli. Sporcular çıkacak. Onların başarısı bugün yarın üniversiteye gittiklerinde, dışarıya gittiklerinde zaten daha da kolay olacak. Peki bizler şimdi bunu konuşurken Cevat Karagöl kendi mücadelesiyle, arkadaşlarıyla, ailesinin desteğiyle de şampiyon olarak gitti. Olimpiyat var değil mi hocam? Evet. Dünya var. Avrupa var. Daha ne olacak hocam? Aynen. Peki ilk böyle ben hep sorarım sporculara. İlk derim profesyonel imza attınız da kaç lira almıştınız derim. Bunu sormayacağım. İlk milli takıma davet geldiğini hatırlıyor musunuz? İlk ne zaman gittiniz? O duygularınız, ilk gittiğinizdeki o yaşadıklarınız. Ya şöyle bir şey oldu. Biz aslında onun güzel bir anekdotu var bende. Biz ilk spora başladığımız anda engelli sporunu atıcılık branşı dahi daha yoktu. Biz şöyle bir cümle kullanmıştık basketbol başlarken. Amacımız dedik bu spor kulübünü kurarak yani basketbolu kurarak önce engellilerin rehabilitasyonunu yapmak, daha sonra onun içinden orduyu temsil edecek sporcu arkadaşlarla ordu ilini temsil etmek, akabinde milli takıma gitmek. Ve bu işin en üst versiyonu olimpiyatlar. Biz olimpiyatlara da sporcu yetiştirip verebilirsek gerçek hedefimiz bu olacak dedik ve biz atıcılık branşını daha kurmamıştık. Aradan 7 yıl geçti. Olimpiyatlara giden ilk sporcu ordudan ben oldum. Yeah. Kurduğumuz cümleyi yaşamak zorunda kaldık. Bu benim için güzel bir şey. Tabii bu milli takım düzeyinde ilk çağrıldığımızda yarışmalar bizde şöyle bir şey. Attığınız puanla zaten çağrılıp çağrılmayacağınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Evet yani biz bir yarışmalarda puan atıyoruz. Orada diyorlar ki ilk 6'ya gireni kesinlikle milli takıma çağırıyoruz. Biz o zaman gittik tabii orada o skora atmak da kolay değildi ve yeni başlamıştık. Attık Allah'a şükür ve milli takıma seçildik. Ben yani oradan neden birisi atıcılık anlamında basketbolda o ana kadar iki kişiyi göndermiştik ama neden işte atıcılıklara başladık bundan gitmeyelim dedik. Başardık Allah'a şükür. Orada da milli takım bayrağını üstünüze geçirmek, onun sorumluluğunu almak, onunla birlikte ülkeyi uluslararası aranda temsil etme hakkına sahip olmak müthiş bir duygu. Yani ben ilk o bayrağı forma olarak üstüme geçirdiğimde sanki bir yere gidip şampiyon olmuş kadar gururlandım, sevindim. Ayrı bir sorumluluk ve ağırlık da vardı bu anlamda. Onu taşımaya çalıştık. Peki Türkiye şampiyonlukları, Avrupa sırayla gidiyorum şimdi. Evet. Türkiye, Türkiye'den sonra Avrupa, Avrupa'dan sonra dünya, dünyadan sonra olimpiyat. Olimpiyattan sonra dediğim zaman yok da. Yok yani da. Onun daha sonra yok. Yani bir sporcunun ulaşabileceği, erişebileceği en son nokta olimpiyatlar. Olimpiyat, evet. İşte Avrupa, dünya ve olimpiyatlara uzanan serüvende nasıl bir yol? Çünkü çok, biliyorum ki mücadele ettiniz. Bazen çok hak ettiniz, attınız. Bazı ince ayarlarla bazı işler oldu. O süreç nasıl oldu peki? Ya zamanla ve yavaş yavaş büyüyorsunuz. Yani şöyle bir şey, atıcılık sporu geldim, yarın çok büyük yeteneğim var. Hadi ben bunu yapayım gibi bir kavram değil. Çünkü teknik donanımı, içinde barındırdığı değerler diğer sporlardan çok farklı. Biz gençliğimizdeki yaptığımız sporların hepsi adrenalin sporlarıydı. Hareketli sporlar. Kolay motive oluyorsunuz ama olduğunuz yerde durarak sakinliği motive etmek çok zor bir şey. Biz onu başarmaya çalıştık, onu öğrenmeye çalıştık. Tabii gittiğimiz milli takım ortamında hocalarımız bize bunu teknik anlamda öğrettiler. Bizim de şöyle bir yönümüz var. Ben kendi bu yönümü çok seviyorum. Ben bir spora başladığım zaman hiçbir zaman sporcu gibi davranmadım. Kendime antrenör gibi davranıyorum. Yani alırım kitapları, interneti, her yeri, her şeyi araştırırım. Yani mentalinden diğer noktalarına kadar onları not alırım. Sonra ben ilk başta şöyle yaptım. Dünyada bu işi yapanlar en son noktada ne yapıyorlar?
Yani başlangıçtan en sona gidiyor. Öyle yapmam ama lazım çok, diye düşündüm. Çok büyük bir avantaj. Başardığın zaman büyük bir avantaj değil mi? Yani kendinin antrenörü olabilmek. Hem antrenör hem sporcu olabilmek. Hep soruyorlar ya, antrenörlük mü sporculuk mu? İkisini de aynı anda yaşanmış bir durum. Aynen öyle oldu. Çünkü basketbolda da öyle oldu. Çünkü Ordu'da ne tekerlekli sandalye basketbolunda ne de atıcılıkta bir antrenör yok. Biz milli takımdan, hocalarımızdan bazı şeyleri alıyoruz. Ordu'ya geliyoruz, kendimize baş başa kalıyoruz. O zaman bazı şeyleri kendimize yetiştirme anlamında yapmamız lazım gerektiğini düşündük. Bu çaba bize farklı bir bakış açtı. Dezavantajmış gibi gözüktü ama daha sonra belli bir dönem kendimizi, bu doneleri kendimize biriktirdiğimizi gördükten sonra avantaja dönüştü. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş yükselme meydana geldi. Önce Avrupa, sonra dünya, önce tecrübe elde ettik. Devamında oradaki sporcuları gördük. Onlarla birlikte yan yana attık. Onları gelip Ordu'ya çalışırken ben hep yanımda bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız, bir Rus sporcu varmış gibi davranarak her silahı kaldırdığımda bu psikolojiyle atmaya başladım. Daha sonra tabii ki çok da çalışınca, gerçekten çok çalıştık. Yani ben... Şunlar kolay değil ki hocam şimdi. Ben buradan görüyorum, sen de buradaki ekrandan görüyorsun. Yani buraya hani bir laf var. Zaman zaman diyorlar ki işte Barcelona'nın transfer olmak ya da oraya gitmek. Dünya şampiyonu adam diyor ki ya bırak, stadyuma girmek için bile diyor kontenjan para verip girmen lazım. Ya şuralarda o kürsüye çıkmak, bu kürsüde yer almak büyük bir gurur ya. Yani biz hani ordular olarak sadece ordu değil, milli takımı temsil ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yok, çok minnettarız ol, yani. Bu anlamda hani bunu övgüyse övgü, yukarıya doğru çekmekse çekmek. Böyle olmalı hocam. Yani kolay değil ya. Buralar, sonra onu da soracağım. O kürsüye ilk çıktınız, ilk madalyaya taktıklarınızı. Anı soracağım. Çoğu insan hayal eder. Ama bazıları da hayali gerçekleştirir. Evet. Hem hayal etmiş hem gerçekleştirmiş. Bir olarak soruyorum ben size bunları. Yani gerçekten çok farklı bir şey. Çünkü orada özellikle İstiklal Marşı'nı çaldırdığımız zamanlar var, birinci olduğumuz. Orada bir an kendinizi gerçekten kaybediyorsunuz. Yani çocuklaşıyorsunuz. Ben yetişkin bir insanım ama orada çocuk gibi oluyorum yani. Çünkü bayrağı bağırasım geliyor. Daha çok insan duysun diye. Evet. Ondan sonra tüylerim diken diken oluyor. Acaba söyleyemeyecek mi? Çok iyi bildiğim İstiklal Marşı'nı o anda söyleyemeyecek miyim diye heyecandan onun antrenmanlarını yapıyoruz. Ya. İnanın bana, kürsüye çıktığım zaman nasıl davranmalıyımın antrenmanını yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz bayrak taşıyoruz. Bayrak taşımak sadece şampiyon olmak veya bir derece elde etmek değil. Sancak ya. Türk insanı yurt dışında nasıl davranıyor, nasıl karaktere sahip? Biz kendimizi dış dünyaya görsel olarak bir anlamda pazarlıyoruz. Ben buyum, biz buyuz ifadesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun için yani orada yürümek, konuşmak, davranış, oturuş bunlar çok önemli. Bu işin zirve noktası. Dediğim gibi oraları bile tasarlıyoruz ve bizim için tarif edilmez duygular. Yani çok çıktık Allah'a şükür. Yenisini denemeye çalışıyoruz. Her çıktığımızda tekrar tekrar aynı duyguları taşıyoruz. Yani o duygu bizde eksilmiyor. Artarak devam ediyor ve tabii ki başkalarına örnek olma adına daha fazla emek sarf ediyoruz. Daha bilinçli davranışlar sunmaya gayret ediyoruz. Yani bu anlamda gerçekten oraya çıkmak, bayrağı temsil etmek çok önemli. Peki fark ne hocam? Yani mesela çok Avrupa ülkeleri gezdiniz. Çoğu sporcularla yarıştınız. Olimpik, dünya, Avrupa. Kafalarda mı farklılık var? Tesisler, az önce söylediniz, tesislerde mi var? Biraz sonra ikinci bölümde daha çok mimar kişiliği olduğunuz için hem kentin spor alanları, bunları da soracağım ama spordan devam ettiğim için soruyorum. Yani bir Avrupa'ya çıktığınız zaman kendinizi orada nasıl hissediyorsunuz? Böyle bir yalnızlaştırılmış ya da biz bunların neresindeyiz? Bunlar bu kadar gitmiş, biz burada ya da biz çok gitmişiz aslında, onlar bizden geride. Şöyle bir kıyaslamayı sevmem de aslında örnek anlamında da soruyorum. Şöyle söylemek lazım. İlk 2004 yılında milli olduğumuzda 2008'e kadarki alan kısmında biz hep tanımlama yapmak zorunda kaldık. Yani yeni başladık. Dünya arasında da yeni girdik o anlamda. Evet. Kendim için konuşuyorum. Gözlemlemekle geçti ve evet karşımızdaki sporcuları gerçekten büyüttük. Hani dedim ya biraz önce, ben ilk başta bir spora girdiğim zaman yarınımı düşünmem. Yarını yaşamak zorundayım zaten. Ama ben
bu işin zirvesindeki adamlar ne yapıyor, nasıl davranıyor? Hemen bunu gözlemlemeye çalıştım, bunun notunu aldım. Ve o günden itibaren aramızdaki makas çok büyüktü o zaman itibariyle. Bunlar nasıl kaybediyor? Onların davranışları nasıl? Antrenman şekilleri nasıl? Evet, eksiklerimiz çoktu ama özellikle 2008 yılından itibaren olimpiyatlara hazırlandığımız dönemde gerçekten devletimizin spor anlamındaki olimpiyat kavramını ve spor dünya arenasındaki spora bakışı çok fazla gelişti. Hazırlık safhamız çok daha profesyonelleşti. Ama burada sizin paylarınız yok mu? Çok tabii biz sporcuların olaya başarılı olmaya çalışma isteği, çalışması, evet. Bu başarıya açlık veya çalışma azmi tabii ki devletimizin ilgili kişileri tarafından denetleniyor veya görselleştiriliyor ama orada da bir çalışma olmuş olması lazım ki bir konuya parmak basılması lazım ki bu kavram gelişsin. Özellikle 2008'den sonra sporcu sayımızda müthiş artışlar oldu. Yani olimpiyatlara katılabilme başarılarımızda müthiş artışlar oldu. Bu başarıyla birlikte başarılar da geldi. Yani bu katılım sadece katılımda kalmadı. Katılım oranında başarı da artınca kaldı ki engelliler özellikle engelliler bazındaki spor sağlamların olduğu arenadan biraz daha öne geçince biz kendimize olan özgüvenimiz daha da arttı. Ve dünya sıralamasında baktık ülkemizin yeri yükseliyor. Bu zaman karşımızdaki o ulaşılmaz gibi gördüğümüz değerlerin bizden farkı olmadığını anladık. Ve biz dedik ki ne yapmamız lazım? Daha profesyonel davranmamız lazım. Tabii bunu biz söylüyoruz, biz sporcular kendimiz değil. Bu bir tamamen ekip işi. Bizim ekibimiz söylüyor, federasyonumuz söylüyor, Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz söylüyor, akabinde bakanlığımız söylüyor. Hep beraber bu bütünün içerisinde bu gelişmeyi sağlıyoruz. Ve bu kavram, ortam, çalışma gücü bize madalya sayımızı artırdı, kendimize olan güvenimizi artırdı. Hiç yeni başlayan spor branşlarında bile muazzam, paralimpik dallarında muazzam madalyalar geliyor. Yani çok güzel ortamlar oluşuyor. Bu anlamda evet gözümüzde büyüttüğümüz değerler vardı ama şimdi çok eşit. Eksik yok mu? Bana göre çok eksik var. Gerçekten bana göre çok eksik var. Çünkü niye? Ben aşırı profesyonel düşünüyorum. Ama bu iki türlü bakmak lazım. Eksiğimiz her zaman olacak. Bütün eksiklerimizi devletimiz tamamlasa da diyeceğiz ki bu da eksik. Gelişmek zorundayız. Daha iyisini, daha ince detayını düşünmek zorundayız ama bu yapılanları inkar etme olmaz. Gerçekten çok mükemmel işler yapılıyor ama buna rağmen çok eksiyiz. Ve hep beraber tekrar tekrar üstüne koya koya çalışmalıyız. Şimdi ben Silah'la askerde tanıştım. Yani sporcu olarak gittik askere. Koşturuyorlar işte biferler kafamızda, koşuyorsun. Koşu bitiyor. Erken bitirirsen bir zamanı var. Dinleniyorsun, nefes alıyorsun, veriyorsun. Şimdi nefes kontrolü. Bazen tek el tutuyorsunuz böyle, bu titriyor. Evet. Bazen çift el atıyorsunuz. Nefes alınca namlu mu diyeceğiz, ne diyeceğiz? Evet. Havaya çıkıyor. Atarken bazen göğe vuruyor, yana vuruyor, şuna vuruyor. Yani ben orada tanıştım. Orada bana şunu söylediler. Sakin ol, çıkar, rahatla, nefesini al ver. Atarken nefesini tut. Hocam onu nasıl başarıyorsunuz? Yani zaman zaman silaha da bakıyorum, şuraya koyuyorsunuz, yüzünüzü koyuyorsunuz, bir şeyle yapıyorsunuz. Buradaki en sihirli mi diyeyim nokta, iyi atış yapmak için nedir? Şimdi bunun da çünkü özel bir çalışması var mı? Mutlaka var. Çünkü atışın teknik anlamda 6 tane kuralı var. Biz buna duruş, kabze kavrama, tetik ezme, nişan alma, nişana devam gibi kavramlar diyoruz. Biz bu tek tek kendi içindeki basamakları, sıralı kavramları bir atışta birleştirerek ama kendi içinde sırasını koruyarak ve önem sırasını da bilerek mental bir atış yapıyoruz ve bunu yaparken dedim ya biraz önce adrenalin sporlarında olaylar biraz daha kolay. Neden? Karşınızda bir rakip var. Diyelim boks yapıyorsunuz. Gardınızı aldınız. Adama vuracaksınız. O da gardını aldı. Ondan gözünüzü ayırmamanız lazım. Ayırdığınız zaman yumruğu yersiniz. İsteseniz de ayıramazsınız artık o gözü. Ama bizde tam tersi. Bizde atıcılıkta arpacık gez bile onu seyretme var. Ama beyin bir anda bizden sürekli düşünüyor. İnsan beyni sürekli düşünür. Bizim İnsan beyninin sürekli düşünen 7-8 tane maddeyi aynı anda düşünebiliyor beyin. Biz onu diyoruz ki bunu teke indir. Teke indirirsek arpacık gez bile onu seyret. Bu kadar. Orada ez. Biz bunu 2'ye 3'e indirdim ya mükemmel atışlar geliyor. Teke indiremiyoruz. İndirmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Çünkü aklımızdan o anda öğlende arkadaşımızın bize sert bir laf konuşmuşsa her şey duruyor. O dakika o beyninin aklınıza geliyor. Bir boşlukta konsantrasyonunuzu kaybettiğiniz an o sizin aklınıza geliyor. Bu bir mermiye vermeniz gereken enerjinin
%30'unu o anda alıyor. O mermi... Nereden geldin aklıma diyorsun? Nereden geldin? Evet. O zaman bu sefer onunla uğraşıyor. Tekrar konsantre olmakla uğraşıyorsunuz. Süre var mı hocam? Süre şöyle. Her branşın kendine özgü süresi var. Benim iki branşta atıyorum. Havalı tabancada 1 saat 15 dakikada 60 mermi atıyoruz. İçinde dinlenmesi, gezmesi, tozması, hocayla konuşması hepsi içinde. 1,5 saatte ateşli de var. Yani 50 metre serbest. Yani şöyle tabanca. Yok değil mi? Mesela geldin ya kürsüye koydun evet. Dirseğini. İlk mermiyi atacaksın 2 dakikada atacaksın. 30 saniye içinde atacaksın. Yok. Maçlarda yok. Maç başladı 1,5 saat veya 1 saat 15 dakika. Git gez, eve git yemeğini gel istersen. İstediğini yap. O zaman içerisinde 60 mermiyi at. İstersen 30 dakikada at. Ama finalde farklı bir form mod var. En iyileri 8 kişiyi finale alırlar. Finalde süreli atışlar var. Hı. Der ki süreli atışta 5 tane mermi, 2 tane seriyi 5 mermi atarsınız. Dersiniz ki 4 dakika 10 saniye içerisinde bu mermileri 5 tane yatacaksınız. Bitireceksiniz. Sonra ikili modlara geçilir. O zaman tek tek doldurursunuz ve hakem oradan size doldur der. Doldursun. Doldur demeden önce elinizi mermiye değdiremezsiniz. Ceza mı? Sarı kart. Aha. Herkes aynı anda başlayacak. Koyar, koydu dedi. Atışa pozisyonuna hazır gelirsiniz. Start dediği andan itibaren 50 saniyeniz var. Onu erken koymanın ne şeyi var? Ne oluyor? Erken koydun mermiyi. Emniyet anlamında. Çünkü eline gazete sıkıntı yapar. Tabii. Şöyle nereye döndüreceğiniz, adamın orada mermi var mı yok mu, başka bir şey mi yaptı onu gözlemlemesi lazım. Yani. Anladım. Bu anlamda kendi içinde kuralları olan aslında müthiş bir bireysel spor. Çünkü kendini sadece atıcılık anlamında değil, sosyal hayatın içinde ben mimardım, eğitimimi tamamlamış bir insan olduğumu düşündüm hep ama atıcılık başladıktan sonra, ikisini karmalaştırdıktan sonra atıcılık benim tüm hayatıma müthiş etkilerde. Şu anki asıl mesleğimizi konuştuk tabii ki. Yine zamanımız olsa oraya geri döneceğiz. Çünkü birazcık karma gitmek istiyorum hocam yakalamışken sohbet edelim istiyorum. Dışarıda nasıl sohbet ettikse aslında biz başladık sohbete. Bu sohbete sizleri de ortak etmek istiyoruz. Şimdi Cihan Karagöl aynı zamanda mimar söyledi kendisi. Hem Genç Spor İl Müdürlüğü mimarı hem de iyi de bir mimar. Hani böyle diğer hani mimarlar tabii ki hep saygı duyuyoruz. Herkesin az önce ne dedi? Herkes havalı silah atabiliyor ama şampiyonlar çıkıyor onun içinde. Mimar da var, iyi mimarlar var. Çok iyileri var, var da var. Çok detaya girmeyeyim. Bu sefer mimar arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Şimdi hocam Ordu'da 19 Eylül Stadyumu senin de benim de ne bileyim herkesin anılarının olduğu bir stadyum şehir merkezinde yer. Artık yeni stadyum buraya yapıldı. Yeri tartışılıyordu, şuydu, bu da artık yapıldı, konuldu. Onun içinde senin antrenman salonun var. Senin derken sporcuların. Şimdi burası bir millet bahçesi olacak. Ve bazı projeler gördük. Bazıları farklı bir şeyler gördük. Kimileri işte içinde o yeşil alan kalsın, orada aileler oturabilsin, etrafı farklı olsun diyor. Kimileri sizin hem sporcu gözüyle, hem antrenör gözüyle, hem aile babası çünkü evlatlarınız var. Hem öyle, ve en önemlisi bir mimar gözüyle hayalinizde ya da önerinizde orası nasıl bir proje olsun? Şöyle ben düşünüyorum. Aslında ben tek başına millet bahçesini düşünmüyorum ama ordunun geleceğini düşünmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Ve millet bahçesi ordunun geleceğine yönelik bir başlangıç olsun. Nasıl başlangıç olsun? Biz ordunun 50 yıl sonrasını tasarlayabilecek bir sivil toplum harekatı yapmamız lazım. Yani bugün tamam kabullendik 50 yıl sonra ordu nerede olmalı mimari anlamda? Nereye ne konulmalı? Bizim müzeye mi ihtiyacımız var? Bizim yeni spor alanlarına mı ihtiyacımız var? Bizim gezi alanlarına mı ihtiyacımız var? Bunları belirlememiz lazım. İş alanlarımızı nasıl oluşturmalıyız? Gelecekte evlerimiz burada mı kalmalı? Millet bahçesi dediğimiz kavram bunun geleceğe yönelik ilk adımı radikal bir yeri olmalı. Buradan başlamalı her şey diye düşünüyorum. Ve ordunun eski ordu diyorum ben millet bahçesinin olduğu alana çok dar sokaklar. Yan tarafı da biliyorsun millet düzüydü. Şimdi çarşın pazar evet, oldu millet evet, düzü. Evet aynen öyle. Sporun şimdi, başladığı yer. Şöyle düşünüyorum. Otopark sorunumuz var. Çok ciddi. Çok ciddi bir otopark sorunumuz var. Ben millet bahçesinin olacak yerin altını, şu anki Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu alan, çarşamba pazarı, camimizin yanındaki alan, bunların hepsinin birleştirilerek alt zeminlerini mutlaka, maliyeti yüksek biliyorum ama ordunun teleferikten daha büyük bir projesi olmalı bu kavram. Ordunun bütün otopark sorununu, sokağı insanın yaşama kültürünü artıracak değere sahip bir şey bu. O otoparkın içine bir tane çarşamba pazarını zeminin altına alırsınız. Kışı da olan bir memleketiz biz. Arabalarıyla gider insanlar, alta inerler.
aşağıdan çarşamba pazarı dediğimiz eski tabiriyle oradan alışverişini yaparlar pazarda. Islanmazlar, üşümezler. Islanmazlar, üşümezler. Pazar gibi kapalı bir altta yer. Altta küçük mekanlar olur. İnsanların kışın zor şartlarını yaşayabileceği. Üste çıktığınızda yemyeşil bir alan. Devasa bir alan. İçinde böyle kültürel müzikler, küçük müzikler yapabileceğiniz, sosyal aktiviteler yapılacağınız ve en önemlisi meydan kavramını da içinde barındıran. Bizim meydanımız yok gerçek anlamda. Bu meydanı da mutlaka içinde barındıran meydanı bir alan. Meydanı da beton olarak algılıyoruz. Beton değil. Artık nasıl bir meydansa çağımız mimari kültürüne uygun bir yer. Ama dediğim gibi ordunun geleceği için en önemli şey makas makas bölge bölge uğraşmak bizi yoruyor. Ama bizi ordunun tüm ölçeğiyle birlikte eğer 50 yıl projeyi biz mimarlar odası, şehir bilimciliği, inşaat mühendisleri, tabii ki belediyemiz, sivil toplum kavramlarının hepsi birleşerek. İnanın bugün çalışmaya başlasak 3 yılda bitiremeyiz. Bitirmemeliyiz. Bitiyorsa o da yanlış. 3 yıl sonra ortaya bir proje konmuş olur ordunun geleceğiyle alakalı. Gelen adına siyaset diyelim, adına belediye diyelim, adına sivil kavramlar, iş adamları hiç fark etmez. Orduyu büyütmek için her şeyin yeri belli zaten. Şehir ölçeğinde, şehir planlanmış. Gelin şuraya spor alanı lazım. Yapmışız orada bir yeri belli ama inşaatı eksik. Gidelim onu yapalım. Çok büyük bir yardım olur ordunun geleceğine. Çünkü ordu artık kendi başına Karadeniz'in küçük bir incisi olmaktan çıktı. Neden? Biz İç Anadolu'ya yönelen bir yolumuz var. Artık havalimanımız bitti. Bizim bir limana ihtiyacımız var deniz ticaretiyle alakalı. Bunlar da olduğu zaman İç Anadolu özellikle Sivas kültür olarak istesek de istemesek de ordu yakacak. Kayseri. Çok ordu yakacak. Yani deniz görmemiş yerler gelecekler. Hafta sonu buraya hafta sonu tatillerine gelecekler. İşte otellerimizin sayısı bunun yüzünden arttı. Adamlar gelecekler. Bu işin zenginleri buradan hafta sonu için ev alacaklar. Doğru. Yani istemesek de büyüyecek. Bu büyümeyi karşılayacak akıl gücümüzün olması lazım. Yani küçük bir belediyecilik anlayışıyla ben şu ankini eleştirmiyorum. Benim öyle bir şeyim yok. Ama biz daha büyük bir şeyleri başarmanın ki büyük ölçekte... Bu fırsat diyorsunuz değil mi? Bu fırsatı kaçırmıyor. Mutlaka ben ütopik anlamda Millet Bahçesi'ni böyle görüyorum. Buradan başlayarak... Zaten biz, milletin, herkes açmıyor. Millet, evet. Yani zaten, buradan bir şeyleri başlatalım. Musun? Ama bu her dediğim gibi şehrin büyümesini bir belediyeye bırakmayalım. Yardım edelim. Hep beraber. Hep beraber. Gerçekten ordu sivil kavram olarak, sivil toplum kavramı olarak kendi geleceğini kendisi kursun. Ve benim bir şaşırdığım şey daha var ama bunu çok iyi tasarlamak lazım. Biz ordunun içinden Boztepe'yi seyrediyoruz. Ben Rio'ya da gittim. Orada 6-7 tane ordunun Boztepe'si kadar büyük değil ama böyle ölçekte tepeleri vardı. Hiçbirinde yeşillik kalmamış. Hepsinde güzel güzel evleri yerleştirmişler. Yukarıdan orduyu seyrediyorlar. Yani yerleşim yerleri tepeye... Yeşil alanı düzden bırakmış. Kesinlikle. Yani bizim şu anki bulunduğumuz yerler ters, yeşil alan. Ters. Ha ev olmasın değil. Ev olmasın ama bahçeli değil. Evler, yeşillikler. Evleri mümkünse Boztepe'ye taşıyalım, yükseklere taşıyalım. Akşamları gidelim orduyu seyredelim. Oradaki evleri kaldıralım. İş yerlerimiz kalsın. Çünkü bunlar bizim düz alanda yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Spor alanlarımız kalsın. Bu yeşillikleri seyredelim. Yeşil ile mavinin buluştuğu, üstünde çatıları seyretmediğimiz bir coğrafya görelim. Bunlar... Baktığın zaman hayal güzel ama emek isteyen tabii bir iş ki, var ama birlikte olalım, birlikte yapalım diyorsunuz. Bir günde yapamayız. Yani 50 yıl dediğim o. Niye 50 yıl? Bugün bir binanın ömrü bittiği zaman ne yapacaksınız? Yenisini yaptırmayacaksınız. Ona başka yerde güzel bir yer göstereceksiniz. Adam giderken mutlu olacak. Ben burayı terk ediyorum ama benim o gittiğim yer daha güzel olacak. Daha da güzel olacak. O zaman o mutlulukla giderse siz de orayı yeni bir bina yapmayacaksınız oraya. Orayı nasıl korurum? Ben burayı nasıl farklılaştırırım? Bina yapacağımız yerler olacak tabii ki. Binanın yeşil alan içindeki kütlesi ne olacak? Bunun hesabını mutlaka doğru yapmalıyız. Böyle ancak gelecek nesillere orduyu güzelleştirebiliriz. Ordu istemesek de büyüyecek. Çünkü dediğim kavramlar, genişleme kavramları orduyu istemese de büyütüyor. Biz bu büyüme karşısında biz dışarıdan da müthiş göç alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Bunu nasıl karşılayacağız? Bunun hesabını tabii ki yapıyorlar ama. Her gelen kişinin araştırması. Ama evet, görüş açısını biraz, bakış açısını biraz yok, daha bir geliştirmek yani lazım. Yani şöyle hayal ediyorum. Şimdi stadyumun olduğu yer, önündeki otopark, tabii ki genç spor binası, oradaki spor salonu duruyor. Cumhuriyet Meydanı, arkadaki millet düz dediğimiz çarşamba pazarı, yan taraftaki orta caminin olduğu alana baktığı zaman altında devasa bir otopark çıkar. Ama üstüne çıktığı zaman hakikaten rahat edebileceğin,
keyif duyabiliyor. Mesela bazen filmlerde görüyoruz. Siz az önce anlattınız bana Avrupa'da. Avrupa mı? Dünyaya olimpiyat şampiyonasına gittiğimde. Aracı beklerken ya da bir şey beklerken otobüsler geldi. İzledim dedi. İsterseniz onu anlatın. Sonra onunla ilgili ben hani çocuklar geldi otobüs aileleri bir temel kaydı. Şöyle bir şey olmuştu. Biz bir İngiltere'de normal antrenman yapıyoruz. Antrenman bittikten sonra bir alana çıktık. Baktık 4-5 tane otobüs indi. Büyük otobüs. Ve büyük otobüsten 10-12-13 yaşlarında çocuklar indi. Ve onların yanında karma olarak aileler, ben o zaman aile olduğunu öğrendim. Baktım bazılarında forma var, sorumlu gibi duruyor. Aileler olduğu belli. Dedim herhalde şenlik var burada dedim. Bunların bir etkinliği falan mı var? Öyle düşündük. Antrenmanımızı bitirdikten sonra dedik ki çocuklara, öbür arkadaşları bekliyoruz. Antrenmanları bitsin, otele döneceğiz. Gelip bakalım dedik. Sol tarafa doğru bir döndük, baktık, gittik bile 10-15 metre. İnanın ben diyorum 10, siz deyin 15. 10-15 tane futbol sahasında büyüklüğünde bir yeşil alan var. Ve biz ona harman diyoruz. Harman diyoruz ama burası özel bakım. Özel bakım. Kendi başına öyle oluşmamış yani belli. Etrafında ağaçlandırılmış çok güzel. Yani 15 tane futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alanda o dediğiniz otobüsteki çocuklar geldiler. Bir grubu voleybolcuymuş. Kurduğu fileden anlıyoruz. Bir grubu futbolcu. Sportif tabi onlar. Aynen onlar tamamen. Aileler de o çocuklarını seyrediyorlar. Hafta sonu etkinliği olarak kulüpler böyle bir davranışlarda kulüpler bulunuyor. Kulüpler etkinlik yapmış. Ve ne yapıyor? Orada baktım aynı anda birçok spor dalından insan aynı yerde faaliyette bulunuyor. E işte fırsat karnım, işte orası. Evet. Ha, çim oraya güzegine bakalım, o çim kalsın orada. Düşünsene şehrin göbeğinde hafta sonu binadan iniyor. Aileler oturuyor, piknik yapıyor. Çocuklar orada voleybol oynasın. Futbol oynamak istiyor oynasın. Yakar top oynasınlar. Eskiden ne diyorduk? Can Almaca diyorduk. Havayat Ahmet tut, Fikşe Fatih tut. Oynasın. Öyle olsun. Yani var yerler. Yine söylüyorum. Mesela Liseler Caddesi'nin olduğu yerdeki Tayfun Gürsoy Park. Evet. Yapalım orayı yemyeşil. Bırakalım insanlar çimenlerde istediğini yapsınlar. Bakın Ordu'nun hemen karşısına teşekkür ediyoruz Sayın İlmi Güler Bakanımıza. Bir, orada herhalde birisi söyleyecek. Hemen talimat veriyor. Voleybol filesi koydular. Oraya, basketbol potaları koydular. Ya şimdi gidelim oraya şimdi. Bir sürü çocuk orada spor yapıyor. Beton üzerinde yapıyor. Ha, bir yerde güzel ama betonda yapıyor. Bırakın bunu çimende yapalım, yeşilde yapalım istiyorum. Zor mu değil ya? Evet. Olur bunlar. Peki evlatlar nasıl hocam? Nasıl bakıyorlar senin çocuklar ya da aile baktığı zaman 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 fotoğrafı görüyorum. Onunla fotoğrafı görüyorum ama onun bakışı, o hangi yöne doğru kendini götürüyor? Çünkü futbol antrenörlük var. Kalecilik yaptın. Basketbol oynadın. Şimdi havalı silah var. Birçok var. O nereye doğru gidiyor? Aslında aile olarak da sporu seven bir şeyiz. Kardeşim yine futbol oynadı. Şimdi teknik direktörlük yapıyor, antrenörlük yapıyor. Biz de çocukluktan beri sporun içinde çok severek büyüdük. Futbol oynadım dediğiniz gibi. Ondan sonra kendi ölçeğinde yani halı sahalarda oynadık ama güzel oyunlar. Ben izledim, bu kadar mütevazı olma canım. Yani kaleciliğini güzel, izledim ben biliyorum. Yani güzel oyunlar oynadık. Şimdi çocuklarımız doğduğundan itibaren sporcu bir babaylaydı. Biz de ona çocuklarımıza oyuncak alırken dahi inanın farklı farklı oyuncaklar aldık. Yani sadece düz araba alıp bunu sür demedik. Bir okçulukla ilgili aldık, bir tabanca ile ilgili aldık, bir dartla ilgili aldık. Ne bileyim atma, yani çocuğumun benim bilmediğim bir becerisi olabilir mi diye oyuncaklarını bile onlara seçerek. Rehber öğretmen gibi oldun aslında. Aynen öyle olduk. Yani sonunda ne oldu? Çocuğumuz işte özellikle büyük oğlum futbolu da bir dönem oynattık. Hala kendi çapında okulda falan oynuyor ama o da atıcı oldu. İki tane Türkiye derecesi var Allah'a şükür. Çok iyi gidiyor. Yani alttan gidiyor. Ton barajı dediğimiz milli takım barajlarını şu anda geçmiş durumda. Kendi ne kadar çalışırsa biz ona desteğiz. Antrenörü de biziz. Günlük olarak her zaman şey yapıyoruz. Bu anlamda iyi bir yolda ama süreci tamamlaması önemli. Çalışması, daha çok çalışması gerekiyor. Küçük oğlum biraz değişik. Her türlü sporu yapıyor ama tam bir spora kanalize olmuş durumda değil. Yani arıyor. Arıyor. Yani şu anda tam böyle profesyonel olarak bir sporu yapmış değil, daha 11-12 yaşında. Bir yön bulmaya çalışıyor. Bakalım o hangi sporu. Futbol oynuyor, basket oynuyor ama çok genel anlamda ben şuralıyım şu anda demedi. Ama sporcu bir aileyiz. Eşim zaten milli takımda yine yer aldı. Tekerlekli sandalye basketbolunda. Antrenörlük belgesini falan aldı. Şimdi aynı zamanda uzun dönemde üstüne katarak eğitim koçluğu ile ilgili belgeleri var. Ve bu anlamda Ordu'da şu anda tek bu eğitim koçluğu anlamda belgesi olan insan olduğunu biliyorum şu ana kadar. Ondan sonra o da çalışmalarına eğitim koçluğu anlamında devam ediyor. Çocuklar şanslı. Şanslıyız Allah'a şükür. Antrenör yani. Var, eğitim koçu var, var da var.
Peki Ordu'da spor lisesi var. Oraya geçeceğim ama basketbola geri döneyim ya. İlk başladığı zaman az önce söylediğim Tekerlek Sandalye basketbol takımı kurulduğunda, işte kulüp kurulduğunda buradan önemli sporculara gittiştim. Bir takıma gittiler. Ve sen hem antrenörlük yaptın hem oynadın. Bizi de salonlara çektiniz. Şu anda hala devam eden bir takımımız var. Ligede çıktı üstlüklerde. Zaman zaman iniş çıkışlar oluyor ama Avrupa derecesimiz var. Avrupa'ya gittik yani. Basketbol şimdi diyoruz ki biz şeye çıktık. Süper Lig'e çıktık. Çok başarılı. Oysa ki bu kulüp Avrupa Kupası'na gitmiş. Final hani oynadı. Final oynadı. Oraya geleceğim. Şimdi Ordu Spor'la ilgili, Spor'la ilgili, futbola ilgili bir şey konuşurken şöyle Süper Lig'e çıktık, böyle çıktık. Yani ne çıktık? UEFA Kupası oynamış bir başarımız var. Onun üzerine koyarsak biz başarılı olacağız. Basketbol takımımız Avrupa'da final oynamış. Şimdi bu final oynamış takımın birinciye çıkması, oradan bir daha çıkartması tabii ki başarı, küçümsemiyorum. Nasıl bakıyorsunuz? O sizin dönemlerdeki o zorluklardan geldiğiniz noktada neler yaptık artıları eksileriyle? Şimdi şöyle, biz engelli sporunla ilgili aslında çok bir bilgimiz yoktu ama üniversitede engelli sporuyla tanıştık. Orada üniversite boyunca kendimiz antrenman yaptık. Orada öğrendiğimiz kavramla Ordu'ya gelince bu sporun o kadar güzel bir spor olduğuna kanaat ettik ki Ordu'da önce dedim ben oynayayım bu sporu. Çünkü çok seviyorum. Önce ben yapayım ki. Ben yapayım. Yani o zaman burada bir takım kuralım dedim. Yani benim büyük değişik hayallerim orada olmadı. O takım kurulduğu zaman hayal kurduk hemen. Dedim ya birinci gün şunları söyledik falan. Niye? Hemen en uç noktada ne var dünyada? Ben ona bakarım. Biz oraya doğru nasıl koşarız? Koşabilir miyiz? Koşarsın koşamasın. Bu tamamen oluşturduğun ekiple alakalı. Biz de o değer üzerine geldik, çalışmalara başladık. Zaten kulübümüz vardı. Yani Lütfü Ural'ın kurduğu bedensel engelliler spor kulübümüz vardı. Kendisiyle istişare ettiğimizde 4 ay sonra dedi seçim var dedi. Hemen başkan sen ol dedi. Yani oradaki isteğimizi, tavrımızı, çabamızı sağ olsun takdir ettiler. Ondan sonra biz de başkan olduk. Ve Tekerlek Sandalye Basketbolunu kurma yolunda adımlar attık. İşte İskenderun'dan emanet sandalyeler aldık. Evet. 4 ay boyunca. O 4 aylık sandalyeyi arkadaşları oluşturduk, sırayla bindirdik. Düşünün antrenmanlarımız 4-5 ay boyunca sırayla o sandalyeleri bilerek antrenman yaptık. Yedimiz bir antrenman yapamadık. Sonra biz daha sonra ne oldu? Çamsan. Bizden emanet sandalyeleri aldılar. Yani Yüksel, tamam bir anda söyledik şey değil firma ismi şey yapmayalım. Abi, tamam. Destek verin sporcuya destek verenlere teşekkür ediyoruz. Anladım. Çok firma işine girmiyor. Tamam bir firmamızın sayesinde iki tane sandalye aldık. Sandalye ile birlikte o spora başladık. Daha sonra başka bir firmamız yine ilk beşe çıkamıyorduk. Beş kişi milli normal maçımıza çıkamadık. Başka bir takımdan telefon açıyorduk. Bize o gün o saatte üç tane sandalye veriyordu. İlk yarıyı böyle tamamladık. Evet, sonra yine il dışında olan başka bir firmamız, çok değerli insanlar, bize 3 tane tekerlekli sandalye firma aldı. Firma değil de şahsla isimle söyleyebilirsin. Onur Çetin Bey vasıtasıyla 3 tane sandalye kattık. Kattığımız hafta ilk galibiyetimizi aldık. Ve ondan sonra üstüne katarak... Sandalye geldi, galibiyet geldi. Aynen. Malzeme geldi, tamamlandı. Bizim zaten ortaya koyduğumuz bir enerji, sinerji vardı, çalışma gücü vardı. Onun karşılığını almaya başladık. Ve sonra Türkiye'de bir ilki yaptık. 3 yılda kendi sporcularını yetiştirerek Süper Lig'e çıkan ilk ve tek takımız. Evet. Hala tek takımız. Yani yabancı sporcu hiç almadan. O zaman için konuşuyorum. Şu anda öyle bir takım şu ana kadar çıkmadı. Akabinde Süper Lig'e çıktık. Yaşar Bey çok büyük destek verdi. Yaşar Pamuk bizim başkanımız oldular ondan sonra. O dönemde çok güzel işler yaptık. Akabinde ilk senemizde Süper Lig'de hemen Türkiye üçüncüsü olduk. Evet. İlk senemizde. O zaman iki transfer aldık işte. Niye? Çünkü Süper Lig'de artık Ordu'yu temsil etmek var. Yukarılara gideceğiz. Yaşar Bey gibi bir değerimiz oldu o zaman. Bize destek verdiler. Oradan akabinde de o senenin sonunda da Avrupa'ya gittik. Her şey bir anda buluştu. Çünkü çalışmışlık vardı. Tekerlekli sandalye basketbolu o zaman sporcu sayımız da yüksekti. Ben şu anda çok az görüyorum. Yani bu eleştiri de yapmak istiyorum. Çünkü bu takımı kurduğumuz zaman çok büyük emek verdik. Yani engellinin basketbolla alakalı hedefi sadece Süper Lig'de maç kazanmak olmamalı. Önce sporcu kazanmalıyız. Aşağıdan gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Altyapıyı çok iyi kurmalıyız. Önce rehabilitasyon, daha çok engellinin spor yap. Gerçek şampiyonluk bu. Daha çok engelli sporcu spor yapabiliyorsa siz şampiyon bir takım kurmuşsunuz demektir. İçinden çalışarak
Milli takımı destekleyebiliyorsanız, ordunuzu güzel galibiyetlerle destekleyebiliyorsanız, görüyorum tribünleri bomboş. Evet. Bizim olduğumuz zamanda biz sokakta kağıt dağıtıyorduk. Halka bu bilinci yaymak için. Çünkü halka engelli bilincini yaymanın yolu onunla barışık olmaktır. Şu anda evet destek veriyorlar. Ama ben o desteği yeterli görmüyorum, açık söylüyorum. Çok olması lazım. Doğru. Daha güzel olması lazım. Bunu bir Türkiye ordunun bir evladı olarak söylüyorum. Bunu en doğal hakkınız hocam. Aynen. Kurucusun, yani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Gitmişsin, Avrupa'ya götürmüşsün, evet. Oynatmışsın. Aynen. Bu kadar söylenecek. Ya biz her konuştuğumuzu, ben hep şunu söylüyorum. Bu benim hoşuma da gidiyor kendi lafımda. Biz burada program yapıyoruz. Zaman zaman eleştiri yapıyoruz. Zaman zaman övgüler de yapıyoruz. Övdüğümüz yerde iyiyiz. Eleştirdiğimiz yerde kötü olmamalıyız. Evet. Yani şunu da söyleyeyim. Biz burada sabahları program oluyor. Kadın programları oluyor ya da bir şey oluyor. Mutluluk programı da yapmıyoruz. Diyoruz ki mutlu olsun insanlar diye alanlarla konuşuyoruz. Peki hızlı gidelim. Şimdi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Ordu'da hemen sizin de antrenman yaptınız. Yeni stadyumun içinde bir de spor lisesi yapıldı. Faaliyete de başladı. Buralardan beklentileriniz neler? Aslında oradaki okuyacak öğrencilerin çok artıları, çok avantajları olduğuna ben inanıyorum. Bilmiyorum siz inanıyor musun? Ne isterlerse hepsi yanlarında. Siz nasıl bakıyorsunuz bu şimdi, stadyum içinde bir liseye? Stadyum içinde olmasının ötesinde daha güzel bir şey var. Stadyum içinde olması çok büyük bir artı şu anda. Neden artı? Çünkü stadyumun içinde oldukları yerde yeni bir ikinci katta da yeni bir düzenlememiz oluyor şu anda. 6 tane, 7 tane salon daha eklenecek. Neredeyse tüm branşları... Evet. O bölüme sığdırdık. Yani okuldayken hadi dersteki öğrenciler hadi gelin atıcılığa gidiyoruz. Görsel olarak o anda yaşamayı sağlıyor. Anında ya. Anında. 30 saniyesini almayacak okuldan çıkıp gitmesi. Gittiğiniz yer fitnessinden tüm değerlerine kadar ya var burası burada artılar. Çocukların ben önce üniversiteye inşaat mühendisi olarak kazanmıştım. Aradan bir zaman geçti. İngilizce eğitimi alıyoruz. Mimarlığın bu kadar etkili olduğunu algılayamamışım o dönemde demek ki. Gezeyim dedim üniversiteyi ve de dedim bizim yan kuruluşlara bakayım. Makine mühendisleri ne yapıyor, mimarlar ne yapıyor. Bir baktım mimarların olduğu yere girdim böyle dondum kaldım. Bu kadar güzel eserler, çizimler falan. Ben dedim yanlış mesleği seçmişim. Kendim için konuşuyorum. Yoksa inşaat mühendisliği çok güzel bir meslek ama benim ordunun kurucusu Süleyman Felek benim dedem. Ben 5. kuşak onun torunuyum. Kendimde bir sorumluluk hissetmiş gibi hissederek ben dedim mimar olmalıyım. Ben dedim hemen mesleğimi değiştirmem lazım dedim. Neyse üniversiteyi kaybetmek pahasına oradan başka üniversite, daha iyi bir üniversitede o günün şartlarında daha farklı bir üniversiteye geçmek pahasına mimarlar seçtim. İşte orada spor lisesinde olacak arkadaşların ufkunun açılması anlamında atıcılığı çok fazla kişi bilmiyor. Bilmiyor. Geldiğinde gördüğünde aa böyle bir spor da varmış. Belki oraya yönlenecek, başka bir yere yönlenecek. Sporu eğitim olarak aldığı yerin görselini tatbikatını anında yapma şansı var. Bu anlamda gerçekten spor lisesi çok özel bir yere kondu. İnşallah çalışmalar güzel gidecek ve oradan da benim bildiğim Türkiye'de de bir ilk. Evet. Spor lisesi anlamında. Stadyum içinde. Stadyum spor içinde. Spor liseleri var tabii. Var tabii. Yani bu şekilde, bu şekilde komplike çok olan avantajımız bir şey. Var yani. Evet. Bunu çok iyi değerlendirerek de buradan çok iyi insanların çıkacağına, sporcuların çıkacağına inanıyorum. Ve ikinci bir tarafı da tabii ki dışarıdan sporcuların da gözlemleyebileceği bir ortam. Yani ben sporcuma desem ki git bir iki derste sen al bakayım otur git sırada otur desem o komplike yerde. Oradan da eğitimle herkes bir şey görecek. Eğitimle sahadaki antrenman alanları bir arada. Birbirinden çok büyük bir etkileşim sağlayıp artı pozisyonlar olur diye düşünüyorum. Düşünceyi uygulamaya tabii yapmak, dönüştürme evet. Anlamında. Tamam yani ben silah o atarım lafta ama buraya gidip onu uygulamalı yapacak. İşte ben boks antrenmanı, bir boksörün çalışmasını, bir judocunun, bir tenisin, masa tenisinin çok farklı yerler var. Tabii ki burada da avantajlarımız var. Niye avantajımız var? Spor işine gelmiş bir müdür var. İşte dediğim gibi Cevat hocamız var. Bu tip insanlar var. Bitirelim diyor ama son kısaca yeni hedefler, yeni yakın zamanda var mı? Gidilecek bir yer, alınacak bir şampiyonluk. Şimdi Dubai'de Kasım ilk haftası itibariyle dünya şampiyonumuz var. Hedef bizde daima 4 yıllık periyotlarda olimpiyatlara, paralimpik oyunlarına katılmak engelliler anlamında. Tabii buraya katılabilmek için kota dediğimiz kavram var. Kotaları belli yarışmalarda veriyorlar. Bu yarışmada kota veren bir yarışma. Hem orada ülkem adına bir kota almak istiyorum emek vererek hem de tabii ki her gittiğimiz yerde amacımız bayrağımızı dalgalandırmak, madalyalar kazanmak.
bütün enerjimizi bu anlamda vereceğiz. Ülkemizi ve ordumuzu orada inşallah temsil edeceğiz. Başarılar hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İlk programda Günaydın Spor'da sizleri ağırlamaktan biz mutlu olduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda zaten ne zaman ödesek geliyorsunuz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Eşinize, çocuklara selamlar. İşinizde, gücünüzde, şampiyonlarda başarılar diliyoruz. Ben de başarılar. Takipteyiz biz. Teşekkür ederim. Evet, Günaydın Spor'un sezonun ilk programıydı. Ben belki bir de Perşembe günü burada Mustafa gelene kadar emaneten bu koltukta oturuyorum. Biraz oturunca tedirgin oldum ama alıştım sonra. Güzel format, gayet güzel. Dediğim gibi Mustafa gelince bu koltuğu tekrar geri alacak diyorum. İçeride Esra var değil mi? Esra var, Bahadır var. Yine stajyer kardeşimiz var. Berke kardeşimiz var. Fatih, Salih, Zekeriya, Bahadır buradalar. Biz bu canlı yayın ekibi. Yayın yönetmenimiz Hüseyin Bey var. Söylemezsem darılıyor. Genel müdürümüz Funda Altaş, Şimşek. Bütün Altaş Televizyonu ailesi adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin.